baş ekonomisti Özlem Derici. ALB menkul değerler, ALB Forex'e döneceğiz efendim. Eda Önder bizi bekliyor ALB'de. Eda, iyi geceler. İyi geceler Barış, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. İstersen kurla başlayalım. Gün içerisinde 2.80, şu an 2.75'in üzerinde. Nasıl hareket etmesini bekleriz önümüzdeki günlerde? Evet Barış, sizlerin de detaylandırmış olduğunuz gibi evet seçimi geride bıraktık ama şu an için piyasalar belirsizliği fiyatlıyor ve bizler için ne kadar uzun süre belirsizlik o kadar kötü fiyatlama dönemine girmiş gibi bulunuyoruz. Şu an için sizlerin o senaryoları detaylandırmış olduğunuz gibi bir sürü ihtimalimiz söz konusu ama şu an için tabii ki bunu belirleyecek olan önümüzdeki bu 45 gün süre içerisindeki parti liderlerinden gelecek açıklamalarla birlikte bizleri biraz daha hareketli ve biraz daha belirsizliğin olduğu günler bekliyor diyebiliriz. Sonuçta bu belirsizlik ülkemizde risk primini arttıracağı için Türk lirası cinsinden varlıklardaki bir değer kaybı da özellikle kur tarafında fiyatlamaların dolar lehine olmasını sağlayacaktır. Bu da bizim için kötü. Ardından her ne kadar ya koalisyon ya da tekrar erken seçime gidilecek olması sonrasında da yine de göreceğimiz sonuçlarda bu kez ekonomi yönetimini, bizlere güven verecek ekonomi yönetimini ve uzun süredir o konuşmadığımız düşük büyüme, yüksek enflasyonla karşı karşıya olan ülkemiz için yeni bir makro hikayemiz var mı yok mu? Bunu istinaden bizlerin karşısına çıkacak olan ekonomi yönetimini konuşmaya başlayacağız bu sefer de. Bu kez yeniden bizleri bir belirsizlik bekliyor olacak ve piyasaların sevmediği o belirsizlik yeniden karşımıza çıkmış olacak. Sizlerin de görmüş olduğu gibi piyasalar belirsizliği oldukça iyi görüyor ve oldukça şok şekilde fiyatlıyor. Bu sebeple bugün görmüş olduğumuz 2.80 seviyelerinin ardından hem merkezin ben buradayım demesiyle birlikte o sınırlı geri çekilme hem de ardından teknik açıda görmüş olduğumuz seviyelerle birlikte şu an dolar TL 2.75 seviyelerinde dengelendi. Ama bahsetmiş olduğumuz gibi gün içerisinde ve bu 45 gün süre zarfında taraflardan gelecek olan açıklamalarla birlikte belirsizliğin devam etmiş durumunda 2.80'lerin yeniden görülmesi sürpriz olmaz diye düşünüyoruz ama tamamen dolar TL'nin seyrini parti liderlerinden gelecek olan açıklamalar belirleyecek Barış. Eda, bir de borsaya bakalım. Orada da %5'lik bir satış var. Bu satışın sürmesini bekler misiniz? Dolar TL ile aslında Türk lirasının seyri açısından borsanın da hikayesi aynı. Evet, seçim sonrası çok sert fiyatlamalarla karşılaştık. Hatta gün içerisinde %8'e varan değer kayıplarıyla karşılaştık. Borsa İstanbul'da 77.000 seviyelerine dengelendi. Ancak şu an için halen zayıf seyrine devam ediyor. Dolayısıyla bu belirsizliğin devam etmiş durumunda Borsa İstanbul tarafında da yeniden bu kayıpların görüldüğü manzaranın devamıyla karşı karşıya kalabiliriz. Hatta geri çekilmelerde 75.000 seviyemiz kritik destek. Seviyemiz. Bu seviyenin aşağısında 72.500'lere kadar yolumuz açık. Ama bu seviyeden gelecek olan o alımlar veya taraflardan gelecek olan olumlu açıklamalar bir miktar Borsa İstanbul'un nefes almasını sağlayabilir. Bu da yeniden karşımıza belirsizlik fiyatlaması çıkıyor. Eda, çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. ALB Forex'e kolay gelsin diyelim efendim. Biz yeniden stüdyomuza dönelim. Seyfettin Gürsel ve Özen